Bismillahirrahmanirrahim. Babul isticmar. Bu bab isticmar babıdır. İsticmar ufak ufak taşlarla bevlu gaiti temizlemek vücudundan. Buna isticmar derler. Cimar küçük küçük taşlar. Bunları alır, bevl ettiği vakitte bevli yahut da büyük abdestini yapacağı vakitte onu temizlerse. Bu taşının temizliği istişmar derler. Bir de istitabe ve istinca derler. Bu da necaset mehallini temizler. İster suyla ister taşıyla. Hangisiyle temizlerse ona da istitabe yahut istinca derler. Peki bu istinca yani necaset mehallini temizlemek. Bunun hakkında ulemanın ihtilafı var. Vacip midir? Sünnet midir? İmam Ebu Hanife, Malik, Şafii'ye de Müzeni bunun sünnet olduğuna sahip oldular. İmam Şafii ve İmam Ahmed de bunun vacip olduğuna sahip oldular. Hem de adedi şart kıldılar. Burada İmam Tahavi bunu da beyan ediyor. Buyuruyor ki haddesena Yunus Yunus ahberen ibn Vehbin enne Maliken haddesehum ve haddesena Hüseyin ibn Nasr'in kal haddesena Abdurrahman ibn Ziyad عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إمام التحاوي كرك يونس تركي إلى كرك حسين بن نصر تركي إلى أبو هريرة سند متصل إلى إسالة تكتن سورة buyuruyor ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة dedi ki Resulullah Efendimiz buyurdular من استجمر فليوتر her kim ufak taşlar ile necaset mehallini temizlerse men istecmer her kim bu şekilde taşla temizlik yaparsa fel yutir tek yapsın. Tek yapsın deyince demek ki birkaç tane olacak. Ya üç olacak, ya beş olacak, ya yedi olacak. Bundan aşağıda gelecek ya adet şert koşanların delilleri oluyor. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إمام التحاوي başka bir senede yine Ebu Hureyre رضي الله عنه'dan aynı hadisi şerifi rivayet ediyor. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الوهبي قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثنا الزهري عن عائذ الله قال Aizullah dedi ki Semi'atu Ebu Hureyre radıyallahu anh Ebu Hureyre'yi ben işittim yekulu buyururdu ki Semi'atu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekul Resul-i Ekrem Efendimizin dediğini ben işittim. Mislehu aynı hadis-i şerifin mislin dediğini işittim. Yani isticmar eden tek yapsın. Taşları tek kullansın. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا بشير بن عمر قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أين حديث الشريف إمام التحاوي ابن مرزوق ترك إلى رواية إليور حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني ابن عجلان عن الكعكاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال İbn-i Ebu Davud tarikiyle İmam-ı Tahavi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ediyor ki Kale Ebu Hureyre buyurdular Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu Ye'emuruna bize emreder oldu İzâ etâ ehadûna bizden birimiz geldiği vakitte El-Gâite büyük abdiste Büyük abdist yaptığımız vakitte bize emreder oldu Ne ile emreder oldu? Bi-selâseti ehcârin Üç taş ile yani üç taş ile temizlenin. Bir ile iki ile değil, üç ile. Hem tek olur, hem de üç taş şart koşuluyor. Ancak temizlenir. Ve şu halde istincada üç taşı kullanmak Resulullah'ın emri oldu mi vacip olmuş olur. Haddesene Muhammed ibn Hümeyd kâle haddesene Abdullah ibn Salih kâle haddesene Yerleysu kâle haddesene Hişam ibn Sa'd Nebi Hazim el-Müslim ibn Kurtin أنه سمع عروة يقول مسلم بن قرط dedi ki ben Urve'yi işittim يقول derdi حدثتني عائشة Hazreti Ayşe رضي الله عنها bana rivayet eyledi
enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdular. İzâ haraca ehadüküm ile gâiti. Sizden biriniz büyük abdeste gittiği vakitte. Feliyezheb. Geçsin bir selasete ahçarın üç taş ile. Üç taş beraber alsın götürsün. Yestanzifu biha. O taşlar ile nezafet yapsın. Necaseti temizlesin. Ve inneha bu üç taş setekfihi ona kifayet eder. Taşın birisiyle evvela alır, önden geriye doğru siler. Ondan sonra ikinci taş ile geriden alır, ileri doğru siler. Üçüncüsüyle de gene önden alır, arkaya doğru siler. Fıkıh kitaplarında bunun tefsilatı yazılır. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Süleyman ibn Harb, kâle haddesene Şâbetü en Mensur. Evet, bu bir senet. İmam-ı Tahavi İbn-i Davud tarikiyle Mensur'a kadar çıkardı. Ha dedi, yani ikinci bir senet getirdi. Ve haddesene Ebu Bekir'te, kâle haddesene Ebu Velid, kâle haddesene Şöbe, kâle karâtu alâ Mensur. Şöbe dedi ki, ben Mensur üzerine kiraat ettim, okudum. Etti iki, üçüncüsü ve haddesene İbn-i Merzuk, kâle haddesene Vehbün en Şöbete en Mensurin en Hilal İbn-i Yesaf en Selamet İbn-i Kaysin anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu üçü de Mensur'a çıktıktan sonra Mensur Hilal İbni Yesaf'tan, o da Selamet İbni Kays'ten, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki kâle Resulullah Efendimiz buyurdular, men istecmere fel yutir. Her kim taşlarla nezafet yapıyorsa fel yutir, tek yapsın. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Safvan İbni İsa, kâle haddesene Muhammed İbni Aclan, ha ve haddesene Ali İbni Abdirrahman İbni Muhammed İbni Mughire الكوفي قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب بن عن ابن عجلان قال حدثنا الكعكاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريره قال حدث ابو هريره buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم peygamber efendimiz oldu ye'muruna bize emreder oldu bi selasete ahcarin üç taş ile emreder oldu yani fil istijmar istijmarı kastetti ebu hureyre yani büyük abdesti yaptığı vakitte onu taşla temizleyecekse üç taş. Bir var ki su ile temizler, orada taş meselesi yok. Fakat taş ile temizleyecekse üç taş olmasını Resulullah Efendimiz emreylemiş. Haddesena Revh ibn al-Ferec, kâle haddesena Yusuf ibn Adi, kâle haddesena Abdurrahim. Bu nüshada Abdurrahman yazılı ise de fakat bunun sahihi Abdurrahim. Abdurrahim ibn Süleyman, an Hişam ibn Urve, an Amr ibn Huzeyme, an Umar ibn Huzeyme, an Huzeyme ibn Sabit, kâle. Huzeyme dedi ki, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, fil isticmar bi selasete ahcari. İsticmarda üç taşı emreylediler. Ki leyse fîhâ raci'un, o üç taşın içinde necaset de olmasın. Yani taş temiz olsun. Bir de var ki hayvan tersini getirir, kurumuş taş gibi olmuş. Fakat onun necisi, necisi temizlemez. Haddesena Fethun, kâle haddesena Cendel ibn-i Vâliqin, kâle haddesena Hafsun enil Ameş, en İbrahim, en Abdirrahman ibn-i Yezid, en Selmane, bu Selmane Farisi'den. En Selmane, Salim Selmane Farisi'den rivayet edildi ki, kâle, Hazreti Selmane Farisi buyurdular ki, nühînâ biz nehyolunduk. Neden? En nektefiye iktifa etmekten. Ne ile iktifa etmekten? Bi akalle min selaseti ehcar. Üç taştan az taşlarla, üç taştan daha az taşlarla istincada iktifa etmeden nehyolunduk. Yani iki taş kullansın yahut da bir taş kullansın istincada. Bu üç taştan noksan olduğundan Resulullah Efendimiz bunu nehyeylemiş. Selman-ı Farisi böyle diyor. Yani en aşağı üç taş olacak. Yok, üç taşla temizlenemezse beş taşından temizlenemezse yedi taşına böyle gider. فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahip oldular اِلَا اَنَّ الْاِسْتِجْمَارَ şuna zahip oldular ki isticmar taş ile taharet almak لَا يُجِزُوا kifayet etmez بِاَقَلَّ مِنْ ثَلَاسَةِ اَحْجَارٍ üç taştan az ile kifayet etmez. Yani bir taş ile istinca ise kafi değildir. İki taş ile istinca ise kafi değildir. En aşağı üç taş olacak. وَحْتَجُّ ف۪ي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da ihticac ettiler, delil getirdiler.
bima zekerna, bizim zikrettiğimiz şeylerle ihticac ettiler. O da neden? Min hadil asar, işte bu eserlerden, bu yukarıda rivayet etmiş olduğumuz hadislerden delil getirdiler ki evet, üç taştan aşağısı kafi değildir. Peki bu kavim kim? Buna sahip olanlar kim? İmam-ı Şafii, İmam Ahmed ibn Hanbel, Ebu'l Ferec, İbn Şaban, İshak ibn Rahevey, Ebu Sevr rahimehumullah, işte bunlar, işte bunlar bu meseleye şuna sahip oldular ki istincada, taş ile istincada adet şarttır. Yani üçten aşağı olmamalıdır. Ve halefehum fi zalike aharun. Bu meselede diğerleri bunlara muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki ma ol bir şey ki istecmere bihi, anınla isticmar etti, necaseti temizledi. Minha, o da neden? Taşlardan. Taşlardan necasetleri, necaseti temizleyen bir şey. Temizledi de ma ol bir şey ki istecmere biha minha, o taşlardan aldı da isticmar etti, necaseti temizledi de fe enka, temizledi bihi, onunla el eza ezayı. O taşlardan aldı da kendisindeki necaseti temizledi. Selaseten kânet, isterse o temizlediği şey üç olsun, ev ekzere minha, isterse üçten fazla olsun, ev ekelle, isterse az olsun, madem necaset mehallini temizliyor, vitren kânet, isterse tek olsun, ev gayre vitrin, isterse tek olmasın da çift olsun, mesela iki taş ile temizledi. Kâne zâlik, her ne suretle olursa olsun temizledi mi, bu olur tuhrehu, o adamın temizliği olur. Mesela necaseti temizlemek. O taşlardan aldı da bir taş ile temizledi, kafi. İki taş ile temizledi, kafi. Üç oldu, temizledi yani. Burada adet şart değildir, dediler. Bu mezhebe sahip olan da Ebu Hanife, Malik, Davud-u Zahiri, onlar da bu mezhebe sahip oldular. Ve kâne minel hücceti lehum. Bu ikinci mezhebe, yani İmam Ebu Hanife, Malik ve Davud-u Zahiri'nin lehine olan hüccettendir. Ve kâne minel hücceti lehum fî zâlik, bu mesele hakkındaki adet şart değildir, dediler ya. Onların hüccetlerindendir ki enne emren nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in emri fî hâda, bu istişmarda, istincada, bil vitri, tek ile istinca edin diye emretti ya, İsticmar ederken vitir yapın, tek yapın dedi ki yehtemilü mühtemil olur ki en yekune zalik, bu emir ola alel istihbabi, istihbab üzerine ola, minhü, Peygamber Efendimiz'den. Ne için? Lil vitri, vitir için. Tek yapmak müstehaptır de onun için böyle emreyledi. La ala ennemâ kâne gayre vitrin, yoksa şu şey üzerine değil ki vitrin gayrisi olursa la yutahhiru, temiz etmez. Eğer tek olursa temiz eder de çift olursa temiz etmek, bu manaya değil. Öyleyse bundan murat nedir? Yani müstehaptır. Ve yehtemilü mühtemil olur ki en yekûne arada, murat etmiş ola Resulullah Efendimiz bihi, bu kelimeyle et tevkîte, tevkîti ellezî, öyle tevkîd ki la yutahhiru, temizlemez. Ma ol bir şekü ve akallu minhu, ve tevkitten azdır. Yani Resulullah Efendimiz vitir yapın dediğinde bununla tevkit, tevkit ki yani teslis manasına üç taş yapın, böyle tevkit etti, onu üç taşa bağladı ki üç taştan az olursa temiz etmez. Buna da ihtimali var. E şimdi burada iki ihtimal var. Resulullah Efendimiz isticmar edersinizse tek taş yapın, yapın. Bu acaba ne manasına? Yani bir taş müstehaptır da onun için tek yapın, bu manaya mı? Yoksa Resulullah Efendimiz üç taş beyan etti de üç taştan aşağı olursa temizlik temiz olmaz, temizlik hasıl olmaz, bunu mu murad etti? فَنَزَرْنَا فِي ذَٰلِكَ, biz bunda nazar eyledik, bunda aradık. هَلْ نَجِدُ ف۪يهِ, bulabilir miyiz? Neyi? مَا شُلْ بِشَيْهِ كِ يَدُلُّ, delalet eder. Ala şeyin, bir şeye, min zalik, bundan, bu istediğimiz madde, yani vitirden murat istihbab mıdır yoksa tevkittir de
ondan aşağısı caiz olmaz. Bu mudur, bunların hangisidir? Bu hususta aradık. Feiza Yunus, baktık ki Yunus kad haddesena, bize rivayet ediyor. Kale haddesena Yahya ibn Hassan, kale haddeseni İsa ibn Yunus, kale haddesena Sevr ibn Yezid an Hüseyin el-Hübrani. Hüseyin el-Hübrani de rivayet ediyor. Hübran, Himyer kabilesinden bir batın. Hübran deniliyor. En Ebi Sa'id, Ebi Sa'id'in el-Khayr'den rivayet ediyor. An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. O da Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Kale, Ebu Hureyre dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Men iktahale, her kim gözüne sürme çekerse, fel yutir, tek yapsın. Men feale, her kim bunu işlerse, yani tek yaparsa, fakat ahseni, güzel etti, benim sünnetimi yapmakta güzel işledi. Ve men la, bir kimse ki yapmadıysa bunu, fela harece, ona meşakkat yoktur, çünkü vacip değildir. Yani sürme çeken adam üç defa sağ gözüne, üç defa de sol gözüne sürme çeke, teker teker olur işte, üç üç. Bunu yaparsa ne güzel, sünnet yapmış olur. Bunu yapmazsa hareç yoktur, çünkü vacip değildir. Ve men istecmere, her kim taş ile temizlik yaparsa, fel yutir, onu da tek yapsın. Ve men feale, her kim üç taş ile istinca ederse, fakat ahsene, güzel yaptı, yani sünneti yerine getirdi. Yok yapmazsa hareç yok. Ve men tehallele, her kim dişlerinin arasındaki taami hilalla çıkarırsa, fel yelfiz, onu atsın. İhilalla çıkardığını yutmasın, onu dışarı atsın. Ve men lâke bi lisani, her kim bu taami lisaniyle dişlerinin arasından çıkarırsa, fel yebteli, onu da yutsun. Men feale hâda, her kim bunu işlerse, fakat ahsene, güzel etmiş oldu, sünneti getirmiş oldu. Ve men la, bir kimse de yapmazsa, fela harici, ona da meşakkat yoktur. Çünkü üzerine vacip olmadığından dolayı günah yazılmaz. Ve men etel gâita, bir adam büyük abdeste gelirse, fel yestetir, kendisini sitresin, avret mehallini sitresin. Fe inlem yecid, eğer sitir edecek bir şey bulamazsa, illa kesiben, illa kumları bulursa, yecme'uhu, onları cem eder, o kumları, başka bir şey bulamadı da, illa kesiben, kum buldu ki, yecme'uhu, onu cem eder, cem ederse bir sitir olur. Fel yestetir, istitar etsin, bihi o kum, kesibiyle, yani kumları bir tarafa yığsın, arkasını onlara doğru döndürsün ki evret mehalli görünmesin. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ şeytan يَتَلَاعَبُ, oynar, bir مَقَاِدِ بَنِي آدَمْ, Beni Adem'in oturaklarıyla oynar. Oradan su gelir, hava gelir, vücuduna sıçrar. Bunlar hep şeytan işlerindendir. İşte burada da beyan edildiği üzere bir adam üç adedi yaparsa güzel, yapmasa meşakkat yok. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ثور بن يزيد قال حدثنا حسين الحميري قال حدثنا ابو سعيد الخير عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى رسول الله Efendimizden bu hadis-i şerifi aynı rivayet eyledi İmam Tahavi İbn Mercud tarikiyle. Kitapta enne Resulullah yazılı ama doğrusu en aynen elifinin değil. Ve zade, bu rivayette ziyade eyledi ki, men istecmere fel yutir. Her kim isticmar ederse, taş ile taharet alırsa, fel yutir, tek yapsın. Men feale, yani üç taş kullansın. Men feale, her kim bunu işlerse, fakat ahsene, güzel etmiş olur, sünneti yerine getirmiş olur. Ve men la, işlemezse fela harece, ona da meşakkat yoktur. Fedelle zalik, bu delalet etti ki, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, innema emere bil vitri, tek ne emretti fil asar-ı lüvel, evvelki eserlerde tek yapınız dedi. Ne için? İstihbaben, istihbab için. Minhu, Peygamber Efendimiz'den, lil vitri teki. Yani Peygamber Efendimiz'e emretmiş oluyor ki vitir yapmak, tek yapmak müstehaptır. Onun için istinca ediyorsanız üç taşla istinca et. La enne zalik, yoksa bu min tarikil farz, farz tarikindendir değil. اَلَّذ۪ي öyle farz ki لَا يُجْزِيُوا kifayet etmez اِلَّهُ اِلَّهُ, yani kifayet etmir illa üç taş, bundan dolayı değil, yani tek yapmak müstehaptır.
Fakat rüyen Abdullah ibn Mes'ud en Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Mes'ud'dan da rivayet edildi. Maşul bir rivayet yekad beyyene zalike eyda. Yukarıdaki gibi bu meseleyi izah eder, beyan eder bir rivayet rivayet olundu. Haddesena Ahmed ibn Davud kâle haddesena Müseddedun kâle haddesena Yahya ibn Sa'id en Züheyrin kâle ehbereni Ebu İshak en Abdirrahman ibn Lesved en Ebihi en Abdillah ibn Mes'ud kâle Abdullah ibn Mes'ud buyurdular ki küntü me'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizle beraber idim fe etel gâide abdest almaya gitti fe kâle bana dedi ki itini bi selaseti ehcârin beni üç tane taş getir dedi. Fel temestü ben aradım. Felem ecid bulamadım. İlla hacereyn iki taş ve revseten bir de revs. Revs ki himarın tersi. Abdullah ibn Mesud bulamamış. İki taşla bir de himar tersini bulmuş. Fe elkar revsete Peygamber Efendimiz'e bunları verdim. O iki taş aldı. O revseyi attı. Yani himarın tersini attı. Ve ahadır hacereyn iki taşı aldı. Ve kâle buyurdu ki innehâ o himarın tersi. Riksün necistir. Onu attı. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Züheyr ibn Abbad kâle haddesene Yezid ibn Ata en Ebi İshak en Al-Gammete vel Esved kâle Ebu İshak Al-Gamme ile Esved'den rivayet ediyor. Her ikisi de dediler ki kâle ibn Mes'ud ibn Mes'ud rivayet eyledi fezekere nehvehu ve hadisi şerifin mislini zikreylediler. Yani Abdullah ibn Mes'ud İki taş bir de revs almış, Peygamber Efendimiz revs atmış, taşları almış, onlarla istince etmiş. Bunda ne var? Bu hadiste delalet var. Fesih hadel hadis, bu hadiste olucudur. Maşul bir hüküm olucudur ki yedüllü delalet eder. Ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz ka'adelil gâiti büyük abdestliği için oturdu. Fî mekânin bir mekanda ki leyse fîhî o mekanda yoktu. Ehcârun taş. Taş olmadığı neden malum? Likavlihi Peygamber Efendimiz buyurduğu için Abdullah ibn Mes'ud'a navilni selasete ehcârin beni üç taş getir demesinden orada taş olmadığı anlaşıldı. Taş olsa bunu emretmezdi. Kendisi taşları alır, istinca ederdi. Taş olmayan bir yerde büyük abdestini yapmayı oturdu. Ondan sonra Abdullah'tan üç tane taş istedi. Ve levkâne bi hadreti min zâlike şeyyün. Eğer bu taşlardan kendi huzurunda bir şey olsaydı ile mehtace mehtaç olmazdı ila yunavilehu ona tenavül ede verile min gayri zaliken mekan o mekanın gayrisinden kendisine taş getirile ona mehtaç olmazdı. Felemma atahu Abdullah bi hacerin ve revsetin baktı ki Abdullah bin Mesud iki taş bir revse getirdi. Felgar revsete revseyi attı himarın tersini attı ve kader hacerin iki taşı aldı. Delle zalik bu delalet eder. Neye? El istimalihi Peygamber Efendimiz'in istimal ettiğine el hacereyn iki hacer. İki haceri istimal etti. Onunla istinca etti. Ve ala ennehu şuna da delalet eder ki Peygamber Efendimiz kadra'a gördü ki ennel isticmare istinca etmek bihima iki taş ile yücüzi'ü kifayet eder. Neden kifayet eder? Mimma şul bir şeyden kifayet eder ki yücüzi'ü minhul isticmar biselas. Üç taş ile isticmar edilen o necasetten iki taşla da kifayet edilir. Ve üç taşa zikrediliyordu ya, Resulullah Efendimiz üç taş yerine iki taş kullandı, üç taş yerine iki taşla kafi geliyor. Buna da delalet eder. لَاَنَّهُ لَوْكَانَ لَا يُجْزِعُ الْاِسْتِجْمَارُ Eğer isticmar etmek, istinca etmek kifayet etmese idi. Neyle? Bima bir adetle ki dune selas üçün dununda oldu. Üçün dununda olan ikiydi ya, bu iki kifayet etmemiş olsaydı demek defa Peygamber Efendimiz iktifa etmezdi. Bil hacereyn iki taş ile iktifa etmezdi. Ve le emre elbette emrederdi. Kime? Abdullah bin Mesud'a emrederdi ki en yebgiyehu ona araya bula salisen üçüncü taşı da gidip arayıp bulmasını emrederdi. Fefi terkihi Peygamber Efendimiz'in terk etmesinde olucudur. Zalike bu emir vermeyi. Abdullah bin Mesud'a emir vermedi gidip üçüncüyü getirmesi için bunu terk etti. Bunda olucudur. Delilün delil olucudur. Neye? Ne üzerine delil? Alektifâhi bil hacerin iki taş ile iktifa ettiğine delil olucudur. Demek ki üç taş yapmak şart değildir.
şart olsa onu da talep ederdi. İki taş da kafi geliyormuş. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ işte bu babın veçhi budur. مِنْ طَرِيْقِ تَصْحِيْحِ مَعَانِ الْآثَارِ eserlerin, hadislerin manalarını tasfiye tarikinden gelen budur. Yani onun yolu, usulü işte bu. Bunu öğrendin. Ve emma min tarikin nezer, kıyas tarikine gelince fe inna ra'eynel gâite vel bevle, biz büyük ve küçük abdestleri gördük ki izâ gussilâ bil mâi, su ile yıkanırsa merreten bir kere gussilâ da olur, gussilâ gassil olunurlarsa, gussilâ tahsil olunurlarsa merreten bir kere yıkanırsa fezehebe bizalike, o bir defa yıkamakla da giderse eseruhuma gâitin bevlün eserleri evrihuhuma yahut da kokuları hatta lem yebke min zâlike şeyün, onların kokularından eserlerinden bir şey kalmasa, evet bu gördük ki böyle yıkanırsa enne mekânehuma onların mekanları kattavara temiz oldu. Bevlu gâidin, gâid büyük küçük abdestlerin isabet ettiği bir şey bir defa yıkanır da ondan bir eser kalmazsa, ne rengi ne kokusu kalmazsa, demek ki orası bir defa yıkamakla temiz oldu. Ve levlem yezheb bizalik, bir defa yıkamakla gitmezse ne levnuhuma ve la rihuma, renkleri gitmedi yahut da kokuları gitmedi. Bu vakitte bir defa yıkamakla gitmezse ühtice mühtaç olunur. İlâ gaslihi saniyeten, ikinci defa gasle ihtiyaç hasıl olur. Fe'in gusile saniyeten, ikinci defa yıkanırsa fezehebe levnuhuma ve rihuhuma, bevlu gâitin levnleri ve kokuları giderse tahura bizalik, bununla temiz olur. Birinci defa de temiz olmadı, ikinci defa de temiz oldu. Kemaya turu bil vahide, birinci de temiz olduğu gibi bu da bu sefer de bir ile olmadı da iki ile yıkamakta oldu, temiz olur. Ve lev lem yezheb levnuhuma ve la rihuhuma, bevlu gayetin renkleri, kokuları gitmezse ve gaslin merreteyni, iki kere yıkamakla gitmezse ühtiyce ila en yusale, yıkamaya ihtiyaç olur. Ba'de zalik, bu ikiden sonra mühtaç olur. Hatta yezhebe, gidinceye kadar. Levnuhuma ve rihuhuma, onların renkleri ve kokuları gidinceye kadar. Bevlu gayeti iki defa yıkadı, zahir olmadı. Üç defa yıkadı, zahil olmadı. Dört defa yıkadı, zahil olmadı. Mesela beş defa yıkadı da ancak temiz oldu. Beş defa yıkar. Beş de zahil olmadı, altı defa yıkar. Ta ki bu bevlu gayetin renkleri zahil olacak ve kokuları zahil olacak. Fekâne oldu ma ol bir şey ki yuradu murad edilir. Fî gaslihima, bevlu gayetin gaslinde murad edilen şey oldu. Hüve o şey ne oldu? Zehâbehumâ, onların gitmesi oldu. Onlar gidecek, işte murat bu. Ne ile? Zehâbi bimâ ol bir şeyle ki ezhebe, götürdühumâ onları. Onları ne götürürse işte onunla götürecek. O da neden? Minel gusli, yıkamaktan. O yıkayacak, kaç defa yıkamakla zâil olursa o kadar yıkamak. Ve lem yerid fî zâlike, bunda varid olmadı. Miktârun minel gusli, gusülden bir miktar, öyle miktar ki me'lûmu me'lûm. Ne kadar yıkayacak? Bir malum miktar var ki şu kadar yıkayacak. Öyle miktar ki la yücüzi'u, kifayet etmez. Ma hu akallu minhu, ondan az olan miktar kifayet etmez. Böyle bir şey de varid olmadı. Mesela böyle gaiden isabet etmiş olduğu bir şeyi iki defa yıkayacaksan, beş defa yıkayacaksan böyle bir miktar yok. Ki yani ondan aşağısı olmaz, illa o kadar olacak, böyle bir şey yok. Öyleyse İster bir defede, ister iki defede, ister üç defede bu bevlu gayetin eserleri ve kokuları zahir olduğu temiz olur. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ, buna kıyasen, evet kıyas edilirse en yekûne kezalik, böylece ola الْاِسْتِثْمَارُ بِالْحِجَارَةِ, taş ile istincada böyle ola. لَا يُرَادُ مِنَ الْحِجَارَةِ فِي ذَٰلِكَ, bu istincada taş ile murad edilmez. مِقْدَارٌ مَعْلُومٌ, malum bir miktar. Öyle miktar, malum bir miktar ki لَا يُرْزِيُ الْاِسْتِثْمَارُ, İsticmar, istince caiz olmaz. Değerlemini ondan az olursa onun da caiz olmaz. Bu murad edilmedi. وَلَاكِنْ يُجُزِئِ مِنْ ذَٰلِكَ, lakin bundan kifayet eden şey murad edildi. Ney o da? مَا أَزْهَبَ بِنْ نَجَاسَةِ, necaseti gideren şey. Necaseti gideren şey o kifayet etti mi? İşte bu murad edildi. Bu necaseti gideren şey de مِمَّا قَلَّ
az olan şeyden ev kesire çok olan şeyden. Evet. Bu necaset gitti mi? İsterse 3 taş olsun, isterse 2 taş olsun, isterse 1 taş olsun. Madem necaset zahir oldu, istinca da tamam oldu. Ve hâzâ huvel nazar. İşte nazar da budur. Kıyas da budur. Ve huve kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf ve Muhammed bin el-Hasan. Bu üç imamın kavli de budur. Rahimehumullahu Teala. İmam-ı Malik'in kavli de budur. Şafii'nin, Tirmizi, Müzeni'nin kavli de budur. Ve Davud-ı Zahiri'nin de kavli de budur. Kendi zahiri olmakla beraber onun kavli de budur. Daha başkaları da bu kavle tabi ederler. Onların isimleri zikredilmiyor. Burada bu hulasa bitiyor ki işte bizim meselemizde de bu istinca ederken taş adedi şart değildir. Mesela mehallin, bu necaset mehallinin temiz olmasıdır. Vallahu Teala alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.